Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Şimdi seçim zamanı gene geldi. Biz 9,5 yıl evvel elimizde projelerden çıktığımız zaman ortaya herkes şöyle söylüyordu. Rafet Vergili yalan söylüyor, palavra atıyor, yıldızları gökten indiriyor derken şimdi yapılan işleri herkes küçümsemeye başladı. Ve biz bugünkü bedelle Karabük'te en az 500 milyar liralık hizmette bulunduk. Meydanından tutun, alt geçitlerinden tutun, kütüphanesi, dolmuş durakları, yürüyen merdivenleri, asansörleri, hal binası, mezba binası derken 23 tane sosyal yaşam merkezi, bazıları ortak kullanım içerisinde, 116. park, şu andaki açacağımız park, 116. park ki ve bunların çoğunu bedeliyle satın alarak yaptık. Mezarlıkların hizmeti, gene sosyal projelerimizden yaşlı bakım hizmetleri derken bugünlere kadar geldik. Şimdi bugünlerde tekrardan başlayacağız siyaset sahnesinde. Kimler neler yapıyor, neler yapmıyor, bunları ölçmeye başlayacağız, tartmaya başlayacağız. Bizim geldiğimiz gün Karabük Belediyesi'nde Karabük Belediyesi'nin elektrikleri kesildi. İşçinin 11 ikramiye alacağı vardı. Bugün itibariyle Karabük Belediyesi'nde işçinin bir kuruş alacağı yoktu. Bir kuruş alacağı olmadığı gibi de görevde bulunduğum günden bugüne kadar işçinin maaşını bir gün daha geç verdirtmedim. Bir gün daha geç verdirtmedim. Ve şu anda da belediyenin varlığına varlık kattık. Yapmış olduğumuz iş merkezleriyle, almış olduğumuz, satın olmuş olduğumuz arsalardan, arazilerden belediyenin varlığını da en az 3'e 5'e katladık. Ama ben şuna inanıyorum. Biliyorum ki biz bu hizmetleri yaparken bütün Karabüklerin duası da bizimle beraberdi. Herkese buradan şükranlarımı sunar, Allah razı olsun derim. Sağ olun. Şimdi yine başladık. Bakın, o kadar kısır siyaset yapıyoruz ki bir tane akademisyen arkadaşımız anaokullarda anket yapmaya başladı. Karabük Belediyesi ile ilgili soruların hepsi sorulan sorular, biraz evvel muhtarımızın bahsettiği çöp konteynerlerine kadar soru, yönlendirici soru ve bu akademisyen arkadaşımız tez hazırlıyormuş. Ben Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Meclisi üyesiyim, partimin. Avrupa'da konsey üyesiyim. Biz yerel yönetimlerin problemlerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi konularda tez hazırlanması gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bir kere yerel yönetimlerdeki en önemli hadise rüşvet ve şeffaflık olayıdır. Bu arkadaşlarımız Karabük'te talebe okulacak, üniversite talebesi yetiştirecek, beyinlerini dahi geliştirememiş. Ama bir taraftan şunu beceriyorlar, yalakalık yapmayı kendilerine şiar kabul ediyorlar. Gene bir kredi yurtlar müdürü, bugüne kadar biz öğrencileri Karabük'e kaydettirmek için çalışırken ve ben bu müdürü de şöyle tanıdım. Burada Fethullah'ın imamları vasıtasıyla tanıdım. Daha önce ben bu müdürü tanımıyordum. İlk benim yanıma geldiği zaman Fethullah'ın imamlarıyla gelmişti. Şimdi yurtlarda talebe yaptı, kaydettirme peşinde Karabük'e. Bırakın kardeşim bu işi, Karabükler Karabük'ü idare eder. Kimi seçeceğini çok iyi bilir Karabükler. Kime yol vereceğini çok iyi bilir. Biz bugüne kadar Karabük Belediyesi'nin kasasına kimseyi eline sokturmadık. Hiç kimseye torpil yapmadık. Hiç kimseye arazi rantı sağlamadık. Ben şuna inanıyorum ki Karabükler aynı bu idareyi devam ettireceklerine canı gönülden inanıyorum. Evet. Ve bu bir şeffaflık olmayıdır. Gelsin bunları incelesin. Yeşil alan var mıymış? Hocam 116 tane park yaptık Karabük'te. Avrupa'da bile sayısı bu kadar yoktur parkların. Çöp konteyneri dedin. Biraz evvel muhtarım sana zaten cevabını verdin. Anaokullarındaki anketleyen bu sorunları çözemezsin. Gel Karabük Belediyesi'ne, bildiğim kadarıyla doçentsin. Burada doktoranı tamamla, biz seni profesör yapalım. Evet değerli dostlarım, bu yağmurda yağışta sizleri fazla bekletmeye ve fazla konuşmama da gerek yok. Siz söylenenlerin hepsini anlıyorsunuz. Artık Karabük'ü benden daha iyi tanıyorsunuz ama önümüzdeki dönemki mega projelerimiz onları bir kere daha şaşırtacak. İnşallah Cenab-ı Allah bize 5 yıl daha Karabük'te hizmet etme görevini verirse
bu mega projelerimizden de Karabük'ü Türkiye'de ön plana çıkartacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.